zaten kadınların uzun yıllar verdiği mücadeleler sonucunda imzalanmıştı ve hani Türkiye'de sözleşmenin ilk imzacılarından birisi. Kadınların hayatı istatistiklerden ibaret değil. Bir kere bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Ancak onların argümanlarıyla konuşacak olursak, sözleşme imzalandıktan sonra uygulanmaktan vazgeçildiği andan itibaren kadın cinayetleri artmıştır. Bir de kadın cinayetlerinin, yani bütün kadın cinayetlerini kadın cinayetleri olarak görmeyen bir iktidarla da karşı karşıyayız. Kendi kirli ittifakları bizim yaşam hakkımızdan önemli değil. Ve İstanbul Sözleşmesi, az önce sorduğun soruya tekrar cevap vereyim, hala çok önemli. Hala yaşam reçetemiz. İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmeyeceğiz. Bunun için de ne gerekirse yapmaya hazırız. Saymakla bitmeyen anayasal hak ve özgürlük ihlalleriyle dolu. Fakat bu viraj biraz da İstanbul Sözleşmesi ile dönüldü. O yüzden biz aslında sözleşmeyi savunurken Türkiye'deki tüm diğer hak anayasa temel ihlallerine de bir şey demek istiyoruz. Sadece kendimiz için değil. Çünkü ciddi bir, biliyorsunuz, hukukta iki tane görüş var. Anayasa ve hukuka aykırı bir biçimde iptal olduğunu. Bir grupta bir de iptal de doğru sözcük değil. Geri çekme, imzanın geri çekilmesi. Çünkü bu çok çok imzalı bir anlaşma. Ancak ona hani geri çekme prosedürü uygulanıyor. Geri çekmenin de hukuki olmadığı, anayasa ihlali olduğu, ancak yasayla düzenleneceği ve bu nedenle de bu konuda açılmış haklı hukuki davalarımız var. Biz Danıştay'ın anayasayı yerine getirmesini ve bu sözleşme imza geri çekilmesini, bu bizim davalarımıza yani kulak vermesini, sonuç vermesini bekliyoruz. O ihlal havası yayılıyor. Görüntü yasağından içki yasağı, çok tuhaf anayasa ihlalleriyle karşılaşıyoruz. Yani kadına şiddeti azalttı gibi iddiası zaten gerçek olmadığı gibi başka alanlardaki şiddeti ve hak ihlallerini de artırıyor sözleşmeyle ilgili bu karar. Üç gün önce İzmir İl Binamızda bir kadın arkadaşımız katledildi. Yani erkek ve devlet şiddetine karşı bugün tepkileme anlamında bugün buraya geldi. Tam aksini düşünüyorum. Çünkü bu sözleşmenin kaldırılma fikriyatı yaygınlaştığından beri kadın cinayetleri daha çoğaldı. Mesela örneğin yakınen bildiğim kendi hemşerim vardı bir tane. Bu Göztepe Medical Park Hastanesi'nde temizlik işinde çalışıyordu. Eşinden boşanmak istediği için kadın arkadaş katledildi. Eşi tarafından öldürüldü. Hatta yani hani cinayetin hatta savaşın bile bir ahlakı vardır. Yani kadın arkadaş bıçaklarla darp edildikten sonra göğsü elinden tutarak böyle ikiye yarmaya çalışmış. Daha da fazlalaştı yani maalesef katliamlar, yani kadınlara karşı işte aile içi şiddet. Yani her türlü fazlalaştı. İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında durmaya çalışıyoruz. Çünkü yani burada birçok kadın, hep beraber milyonlar, belki on binler toplanıyoruz. İnandığımız dava uğruna bugün bu saatte, bu sıcakta burada kendimizi ve sesimizi duyurmaya geldik. Umarım inandığımız davada gerçekten bir sonuç alabiliriz. Kadın haklarını ve kadınları savunmaya geldik. Bu sözleşme tamamen kadın hakları yararına. Kadınlar ve LGBTQ+ bireylerin yaşam hakkı için buradayız. İstanbul Sözleşmesi gerek aile içi şiddeti önleyen, gerekse toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayan bir sözleşme. Hükümetten bunu uygulamasını talep ettiğimiz dönemde sözleşmeden çekilme kararını yani olumlu karşılamıyoruz. O yüzden burada tepkimizde 1 Temmuz'a kadar sokaklarda dile getireceğiz. Sözleşmenin ilk kaldırıldığı günde bile gördük, 6 kadın öldürüldü ve bu tür olaylar Türkiye'de her gün normalleşti artık. Ve biz bunun normalleşmemesi gerektiğini ve bunun İstanbul Sözleşmesi ile mümkün olduğunu söylüyoruz. O yüzden bu kararın hukuksuz olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden de kesinlikle kabul etmiyoruz çekilme kararını. Koruyor ve öyle olmadığını da şeylerden görebiliyoruz.
kadın öldürme söylenen görebiliyoruz. Bu yüzden kadın haklarını, LGBT haklarını ve hayvan haklarını sunmak için buradayım. Evet, bu şekilde yetişsin istiyorum. Çünkü kadınlara her zaman özgürlük verilmesini istiyorum. Şiddetlerine maruz kalmasını, hiç kimsenin sosyal, psikolojik hiçbir şekilde.